Elif saçmalamasana ya. Orası benim değil ki, Ayşegül'ün evi. O ev hiçbir zaman Ayşegül'ün olmamış ki. Avukatın senin dediğini yapmamış. Evi Ayşegül'e vermemiş. Ama her zamanki gibi senin dünyadan haberin yok. Gerçekten insan gibi konuşacağını sanmıştım, biliyor musun? Ama sen tabii her zamanki gibi kendi hayal dünyanda yaşıyorsun. Can, o ev senin ve boşanırken o evi bana vereceksin. Sen delirmişsin. Bu arada boşanma davası açtığın için eve tedbir koydurdum. İstesen de kimseye devredemezsin. Ne yaptın sen, ne yaptın? Ne yaptın? Bana bak. Senin o saçma sapan işlerini ayıracak vaktim yok benim. Mahkemede görüşeceğiz. Mahkemeden önce bir annenle konuş istersen. Annemin bu işle ne alakası var ya? O evin Ayşegül'e devrolmaması için talimatı Medya teyze verdi. Benim verecek halim yok. Hadi bakalım Medya Hanım. Bana verdiğin akılları bir de oğluna anlat. Ah canı hoş geldin. Anne sen gene ne altlar çeviriyorsun, söyler misin? Hangisi? Oğlum yavaş, ne oluyor? Anne Elif'in yanından geliyorum. Oğlum benim o hamilelik işiyle hiçbir alakam yok. Elif sana ne anlattıysa hepsi yalan, iftira. Ayşegül'ün evi anne. Ayşegül'ün evi boşanma esnasında kızın üstüne geçmemiş, doğru mu? Ha, sen onu mu diyorsun? Evet, sen de orası. Ya ne demek bende? Niye bende? Sen nasıl benim avukatıma müdahale edebilirsin? Bir defa o bizim aile avukatımız. Senin şahsi elemanın değil. Anne! Oğlum bana bağırma. Ben ne yaptımsa senin hakkını korumak için yaptım. Ya anne ne hakkı Allah aşkına, ne hakkı? Ev zaten kızın evi, dede bir şey söyler misin anneme? Ne söyleyeyim evladım, hiçbir şey anlamadım ki, anlatın da anlayayım. Ben anlatayım babacığım. Oğlumun hakkını korumaya çalıştım, suçlu çıktım. Ya anne benim o eve ihtiyacım mı var? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir dakika o zaman. Oğlum madem ev senin, verirsin, kıza olur biter. Dede Elif boşanma davasını bahane edip eve tedbir koydurmuş. Çok da iyi yapmış. Oo, ne olacak şimdi? Bilmiyorum dede. Halledeceğim bir yolunu bulup. Anne sen de sakın bir daha benim işlerime burnunu sokayım deme. Nankör. Hain evlat. Can dışarıda beni bekle evladım. Ay babacığım bir de siz başlamayın ne olur yani ya. Can dur oğlum, dur beni bekle, dur. Can. Ay ben bu ailenin erkeklerine yaranamadım bir türlü. Ne oğluna, ne babasına, ne dedesine. Üç nesildir evi terk eden edene. Oh çok iyi yapmış. Biz kızı alt etmeye çalışıyoruz. Murat meşhur ediyor. Aa Medya teyze ne işin var burada? Bitti mi ev hapsi? Bırak şimdi bunları Elif. Başımız büyük belada. İki bayılma arasında kalktım, hemen sana geldim. Niye, ne oldu ki? Bir kahve çak, anlatacağım. Ya ne kahvesi Medya teyze, direkt anlat. Ay çak kızım. Aa. Yeterli kafeini almadan kafam tam randımanlı çalışmıyor, biliyor musun? Gücümü toplayamıyorum, güçlü kalamıyorum. Ne? Ya işte böyle Elif'cim. Neyse kapatıyorum, falıma bakarsın artık. Ne falı Medya teyze, ne falı ya? Siz ne dediğinizi farkında mısınız? Ay resmen dancı mahkemede tanıklık edecek diyorsunuz, her şeyi anlatacak diyorsunuz. Ben hariç her şeyi sarı gelin. Ben hariç her şeyi.
Ene de olsa nişanlısı sayılırım. O kadar ayrıcalığım olsun artık. Ya siz kafayı mı yediniz Medya teyze? Ya bunun seni beni yok. Ya her şeyi anlatırsa ben ne eve alabilirim ne evlilik alabilirim. Aa, ben bunları bilmiyor muyum sanki Elif? İşte o yüzden sana briefing vermeye geldim. Şimdi Naci ile buluşup vazgeçireceğim onu bu işten. Gerçi babam bir tek bu koşulda evlenmemize izin verdi ama... Ne yapalım artık, bir çaresine bakacağız. Seven ne yapmaz, öyle değil mi Elif? Yok, ben aklımı çıldıracağım. Elif, benim lafımı bana satma. Neyse, ben şimdi gidiyorum. Naci'cim beni kırmaz. Bu işi başlamadan bitirir. Sen de bu arada çok dikkatli ol. Bizim avukat falan ararsa sakın ola açma. Bana bak, Elif, sen bu işlerden anlarsın. Bu ceketle bu mont olmuş mu? Hayır, yani böyle abuk subuk çıkmayayım adamın karşısına. Yani Medya teyze. Oldu o zaman sarı gelin. Kendine mukayyet ol. Haberleşiriz. Bu kadın ciddi ciddi delirdi artık. Ben de bundan medet umuyorum. Bu gidip Naci'yi ikna etmeyecek ki, gidip Naci'ye nikah kıyacak. Nelerle uğraşıyorum ya. Koysana. Ya bırak şimdi bunu da. Ne oluyor, ne bu halin? Telefonda sesin çok kötüydü. Evet, kötüyüm. Ayşegül'e iş bulmuşsun. Dergi işini mi diyorsun? Dergi işini diyorum. Sen Ayşegül'e iş buluyorsun. Naci mahkemede tanıklık ediyor. Kız ev ev diye benim üstüme yürüyor. Ne? Geldi üzerime yürüdü ev ev diye. Ne demek Naci mahkemede şahitlik yapacakmış? Vallahi ben de anlamadım. Medya Hanım geldi, bunu anlattı. Yani onun da ne dediği belli değil ki, kafası gidik olduğu için. Ne, iyi de kendi başı da yanar, deli mi bu adam? Deli herhalde. Zaten bizim çevremizde bir tane normal insan yok ki. O ev işini de unut. Hayal o, söyleyeyim sana. Ne ev işi? Ben... Neden bahsediyorsun? Ha, sen onu da bilmiyorsun. Medya Hanım'ın parlak fikirlerinden biri. Sen şu işi bir anlatsana bana. Naci mahkemede şahitlik yaparsa iyice rezillik olur. Bulacağız bir çaresini, sakin ol biraz. Ne bulacağız çaresini? Yeter artık ya. Senin elini biraz kuvvetlendirmemiz gerek. Ayşegül can aşkına da bir nokta konulması gerekiyor artık. Yeter, tahmin edemiyorum. İyi de nasıl? Ne yapıyorsun? Bu saatte kimi arıyorsun? Avukatı. Evle ilgili bir şey mi soracaksın? Hayır, evden çok daha değerli bir şey hakkında konuşacağım. Bu işin bu kadar kolay olabileceğine ben bile inanmadım Elif. Avukatın dediklerini anladın değil mi? Yalnız bak, bu sadece tehdit olarak kalacak ha. Fazla ileri gitmek yok yani. Anladın mı? Kış geldi, sen gelmedin. Kaç iklimden geçti, kalbim durmak bilmedi. Efsaneydi derken yerin dibine geçti.
at. Bak sana ne göstereceğim. Elif, sen istersen içeride bekle, ben geliyorum. Tamam, pardon. Murat gel, bak. Ünlü modacı Elif Güvener'in eşi oyuncu Can Tekin, eski eşi Ayşegül Dinç ile sarmaş dolaş görüntülendi. Murat ne oluyor? Sen değil miydin elimizin güçlenmesi lazım diyen? E al işte, bundan daha iyi ne olabilir? Boşanma arifesindeki Can Tekin eski karısıyla el ele yakalanıyor. Elif, sen neye seviniyorsun? Nasıl yani? Görmüyor musun Elif? Görmüyor musun? Murat, şimdi zayıflığın sırası değil. Kendini bırakırsan toparlayamayız. Ne istiyorsun benden? Ya kendine gelmeni. Dün akşam yaptığımız plan için çalışmaya başlamanı istiyorum. Avukat bekliyor seni. Acele etsen iyi olur. E sen gelmiyor musun? Ne yok, ben önce bir şirkete uğrayacağım. Daha sonra haberleşiriz. Ya niye ben her şeyi tek başıma yapıyorum? Ne yapmamı istiyorsun Elif? En azından yanımda olabilirsin. Neyse, ben gidiyorum. Hoşça kal. Medya teyze, bırak şimdi hal hatır sormayı. Naci meselesi ne oldu onu söyle. Ah canım, maalesef. Ben o sosyal sorumluluk projesine katılamıyorum. Babam müsaade etmiyor. Ay, Medya teyze, Elif ben, tanımadın galiba. Ay, anlıyorum şekerim, anlıyorum. Anlıyorum canım. Anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Da sen beni anlamıyorsun. Ne oldu, niye aradın yine? Neden arayacağım? Naci meselesini sormak için arıyorum tabii ki. Sorma. O iş iyice sarpa sardı. Ama aklıma yeni bir çözüm geldi. Bir de onu deneyeceğim. Naci ile buluşacağım. Vallahi ne yapıyorsanız bir an önce yapın Medya teyze. Eğer mahkemede Naci beni anlatırsa ben de size anlatırım. O ne biçim konuş böyle, sarı gelin. Alo, alo. Sarı resmen suratıma kapattı ya. Bıktım hepsinden ya. Hepiniz akıllısınız, bir Elif aptal. Murat Bey emir verir, Medya Hanım iş buyurur. Yeter ya. Şimdi sana gelelim Ayşegül. Elif Hanım. Bir çay bahçesi ya burası. Kahve istiyor bir de. Yüzsüz ana, yüzsüz. Buyur. Evet Elif, niye geldin? Bunun yanında konuşmam. Bu kim? Tamam Gülendam. Sen hadi İso'yu alıp parka çık. Tamam. Ya yok ablam, ben seni bundan burada yalnız başına bırakmam. Yok. Tamam dur. Sen çık. Halledeceğim ben. Hadi. İyi tamam, ben İso'yu giydireyim o zaman. Ablam bak, telefonum yanımda. Olur ha, böyle bir şey olur, bir şey der. Hemen beni arıyorsun. Tamam Gülendam, hadi çık sen. Hadi. Tamam. Hadi İso, teyzeciğim. Hadi. Güzel eğlen, tamam. Hadi dikkat edin, üşümüz. Evet, seni dinliyorum. Öyle ayakta olmaz Ayşegül, otursana. Elif, niye geldin buraya? Konuşmaya geldim. Tamam, konuş o zaman. Ayşegül, en kısa zamanda Can'dan ayrılacaksın. Bunu söylemek için mi geldin Elif? Ben de başka bir şey diyeceksin sandım. Lütfen gider misin? Ama daha bitmedi ki söyleyeceklerim. Bitir o zaman. Eğer Can'dan ayrılmazsan... Evimi alırsın, bunu da biliyorum. Bu konuyu da işlemiştik. Lütfen.
Evi alırım tamam da. Evet. İso'yu da alırım. Ne? Ne diyorsun sen ya? Defol git evimden hemen. Ayşegül, kim sana niye çocuk emanet etsin? Her gün gazetelerde fotoğrafın var. Daha bugün Can'la el ele fotoğrafların çıktı. Biriyle nikah masasındayken biriyle kaçıyorsun. Ben almasam İso'yu zaten bakanlık alır. Ayşegül, aç gözünü. Ben Can'ın hala karısıyım. İso'nun üstünde benim de hakkım var. Üstelik senin İso'ya bakmandansa benim bakmam daha sağlıklı. Sen nasıl bir insansın ya? Ben her şeyi araştırdım. Bütün yetkililerle de konuştum. Eğer Can'dan ayrılmazsan İso'yu alırım. Yaparım bunu, inan bana. Bu arada, eğer Can'dan ayrılma sebebinin bu mesele ya da ben olduğumu herhangi birine söylersen seni mahvederim. Anladın mı? Bizim bu soğukta parkta ne işimiz var be İso? Üstelik bir de bu sarçıyan evdeyken. İyi ki geldik. Gel bakayım. Gel yürü gel. Gel tombişim gel. Gel bakalım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl istersen öyle anla. Eğer Can'dan ayrılmazsan olacakları biliyorsun Ayşegül. Ne diyor bu be? Çekil şuradan. Aa. Ne oluyor be? Ablam? Ablam ne oluyor? İso? Oğlum. Ablam ne oluyor? Bir şey yok Gülenda. Bir şey yok. Son olaylardan içim şişmişti. Kızım sen de neyin içine düştün böyle ben anlamadım ki. Fena mı ya? Her gün televizyonda. Bedava reklam işte. Ay yok artık. Açsana kızım ne bakıyorsun? Can arıyor. Ne? Hemen aç hemen. Bakalım ne diyecek. Efendim Can? Elif neredesin? Dışarıdayım, ne oldu? Tam olarak neredesin? Yanına geleceğim. Yanıma mı geleceksin? Niye? Konuşmamız gereken bir şey var. Naci tanıklığı çekti. Evi sana vereceğim. İstediğin oldu sonunda. Aa. İyi o zaman gel. Bizim evin oradaki kafedeyim. Tamam. Birazdan oradayım. Hah, işte geldi seninki. Hadi kalkalım biz ne konuşacaklarsa baş başa. Yok yok gereği yok oturun olur mu? Can'cığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar da bu saatte gelmeseydin keşke yarın avukat hallederdik. Geldim çünkü seni görmek istedim. Beni mi görmek istedin? Hem seni görmek hem de sana bir şey sormak istedim. Elif, sen Ayşegül'ü neyle tehdit ettin ya, benden ayrılsın diye? Can'cığım, ne saçmalıyorsun sen? Biz bunları sonra konuşuruz, sen git istersen. Gideceğim, merak etme. Ama önce senin ne kadar tehlikeli, ne kadar sahtekar, ne kadar bencil, ikiyüzlü bir insan olduğunu arkadaşların da öğrensin istedim. Neler söylüyorsun sen ya? Susana. Susmazsam ne olur? Hı? Yine mi rezalet çıkartırsın? Yoksa yine televizyona çıkıp ağlar mısın? Can yeter. Yeter ya. Yeter. Bana bak. Bundan sonra seni Ayşegül'ün yanında görmeyeceğim. Anlıyor musun beni?
hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Ne yaparsan yap. Onu neyle tehdit edersen et, ben Ayşegül'den ayrılmayacağım. Bunu sok kafana. Ne bakıyorsunuz öyle? Görmüyor musunuz ne kadar hasta ruhlu bir adamla uğraştığımı? Siz onun öyle dediğine bakmayın. Göstereceğim ben ona gününü. Ne dediğini bilmiyor. Arıyorum avukatı. Görecek o gününü. Mahvedeceğim onu. Alo. Avukat bey. Size bir mesele için konuşmuştuk ya. Hemen onu yarın halleder misiniz? Elif. Nebahat Hanım. Elif, ne işin var senin burada? İso'yu almaya geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman.